Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl ismini telaffuz edeceğimi hala bilemediğim Marc Auge hocamızın, kendisi Fransız bir antropologtur arkadaşlar. Onun kitaplarını tanıtmaya gayret edeceğim. Zaten burada Dost Kitap Evi'nden çıkan basit antropolojiyi anlattığı hafif ders kitabı niteliğinde ince, güzel bir kitap arkadaşlar. Hani antropoloji nedir diye bakmak isteyenler bütün bilimsel yönleriyle, alt sınıflarıyla, başlıklarıyla, inceleme alanlarıyla, metodolojisiyle buna bakabilir. Ondan sonra Bisiklet, Marc Auge, Hill Yayınları, Bisiklet Mucizesi. Kentsel olan her yere yayılıyor ama biz şehri kaybettik. Kendimizi de gözden kaybediyoruz. Dolayısıyla evet, şehirleri şehirlerin dışına atan, hareketi tersine çevirerek insanların kendilerinin ve yaşadıkları yerlerin yeniden bilincine varmasına yardımcı olmada bisiklet belirleyici bir rol oynar. Yaşadığımız yerlere yeniden odaklanarak kendimize yeniden odaklanabilmemiz için bisiklete ihtiyacımız var. Yani böyle çok beklenmedik, havalı bir ifade ama hoca gerçekten onu kitapta anlatıyor. Antropolog Marc Auge'ye göre artık 68'de değiliz ve bugün hayatı değiştirmek önce şehri değiştirmek demek. Bisiklet mucizesinde merceğini Fransa taşrasından Paris sokaklarına, oradan tüm dünyaya çevirerek Paris'in yeni flanörleri, Fransa bisiklet turu ve efsanevi şampiyonlar üzerinden ele aldığı bisikleti, ütopik bir dünya hayalini makul kıldığı için kentsel mekanı yeniden sahiplenmeyi ve sokakları yeniden yaşam alanına haline getirmeyi tahayyül eden kent ütopyasının simgesi olarak görüyor. Yani basit bir bisiklet metaforu üzerinden nasıl bir antropoloji, nasıl bir ütopya kurulur merak ediyorsanız arkadaşlar, gerçekten okumanızı tavsiye ederim. Yani okuması da kolay, anlaması da kolay. Öyle çok akademik bir kitap değil zaten. Ama bir antropoloğun zihin dünyası imgeler üzerinden, basit imgeler üzerinden nasıl döner, nasıl çalışır anlattığı güzel bir kitap. Dünyalıların geleceği, insanlığın tarih öncesinin sonu. Şey, çok güzel tasarım. İnsanlar okla yayla, hani antropolog ya bunları la ilgilenir ya, daha eksik dönemlerle. Ceylan kovalıyor, burada da bir robot kaçıyor. Yani kitap tasarımı çok güzel. 20. yüzyılın ideolojileri büyük hayal kırıklıklarına yol açtı. Bugün aşırı hızlanmış teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisi karşısında sersemlemiş durumdayız. İnsanlık için geleceği aydınlatan bir fener elimizde yok. Toplumsal eşitsizliklerin artışı, şiddet ve ideolojik gerilemelerle dolu bu sonu gelmez. Şimdiki zaman Marc Auge'ye gezegensel bir toplum olarak insanlığın tarih öncesi adını veriyor. Bu kısa aydınlatıcı denemede Marc Auge hem günümüz dünyasına hem de gelmekte olan dünyaya ilişkin kendi antropoloji bakışını özetliyor. Genel kabullere karşın hayret ve korkuyla izlediğimiz siyasal krizler ya da nüfus ve şiddet hareketleri ortaçağa dönüş habercisi değil, aksine bu küçük sıçramalar yeni bir gezegensel toplumun doğmakta olduğunun alametleri. Fransız antropolog Marc Auge falan filan kadar araştırma yönetimi görev yaptı. Gündelik yaşam mekanları üzerine incelemeleriyle tanır. Gündelik yaşam dediği de kent, bisiklet, birazdan göreceğiniz basit şeyler. Hocanın gelecek perspektifini, bir antropoloğun gelecek perspektifini görüyoruz arkadaşlar burada. Hani dediği gibi dünya kötü bir yere mi gidiyor, iyi bir yere mi gidiyor da hoca beklemediğimiz bambaşka bir yere gidiyor anlatıyor. Aynı zamanda tuhaftır, antropologlar böyle şeyler yapmaz ama bir de öykü kitabı var arkadaşlar. Gündüz ve Gece Düşleri ve birazdan diğerleri de gelecek, romanları falan da var hocanın. Marc Auge'den hayat ile ölümün, düş ile gerçeğin, unutuş ile hatırlamanın sınırlarını muğlaklaştıran kısa anlatılar. Ölüm döşeğindeyken bir anlığına komadan çıkıp kadim dostuna telefonda son bir kez hoşça kal diyen bir adam. Bir zamanlar delicesine sevdiği kadını bulmak için sürekli hastaneden kaçan bir amnezi hastası. Ölümüne ve cenaze törenine gazetenin ölüm ilanlarından öğrenen bir profesör. Gündüz ve gece düşleri insanın en gizemli kuyusu olan bilincin derinliklerine edebiyatla ışık tutuyor. Okuyunca hatırladım, burada özellikle bu öykülerde gündüz ve gece düşleri demesinin sebebi şu. Hani özellikle zihni bulanık insanların düş mü gördüm, gerçek miydi, hayal miydi meselesinde atıf yapıyor. O bilinç dışına yaptığı vurgu da bilinç dışımızda aslında rüyalarımızla bağlantılı olarak bizim gerçek düşüncelerimizi, insanlara olan gerçek bakışlarımızı ortaya çıkarıyor arkadaşlar.
Onu anlattığı güzel bir kitap. Burada da bir roman. Biri sizi bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Zaman filmleri hatıraya dönüştürüyor ama başka türlü hatıralara. Eski Amerikan filmleri tutkunu emekli edebiyat öğretmeni Julien, Clary adında genç bir kadın psikologla karşılaşır. Bir süre sonra Clary'nin istediğini kırmayarak çalışmasına yardımcı olmaya karar verir ve geçmişini anlatmaya başlar. Julien anlattıkça Kurtuluş Günleri, Cezayir Savaşı, Mayıs 68 ve eski arkadaşından anıları yeniden su yüzüne çıkar. Oysa Claire'in farklı bir amacı vardır. Antropolog Marsh Auge'den hatırlama, unutma ve kimlikler üzerine roman formunda bir değini. Yani hocanın öyküleri de romanları da aslında antropolojik sezgisler veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle bu kitapları okuyunca şeyi hissediyorsunuz. Her sosyal bilimcinin bir düşünce biçimi vardır. İşte bunları okuyunca bir antropoloğun zihin dünyası nasıl çalışır? Olaylara bakışı nedir? Hele günümüz gibi antropolog biraz daha ilk dönem insanları inceler gibi, ilkel toplumları inceler gibi görünüyor ama öyle olmadığını anlıyorsunuz arkadaşlar. Mark Auge'den Unutma Biçimleri. Bunu çok sevmiştim. Unutmanın öneminde bahsettiği bir kitabıydı bu. Unutmak toplum için olduğu kadar birey için de bir zorunluluktur. İçinde bulunan zamanın, şu anın ve bekleyişin tadına varmak için unutmayı bilmek gerekir. Ancak unutmak bellek için de bir ihtiyaçtır. Uzak geçmişe ulaşabilmek için yakın geçmişi unutmak gerekir. Alışılagelmiş kuramsal, antropolojik, etnografik söylemin ötesinde insanın dünyadaki mevcudiyet anlarının yazınsal sınırlarında gezinen Auge'den unutma üzerine cesur bir kitap. Yaşamı anlatı olarak kuran bellekte içkin olarak bulunan unutmadan Afrika kabilelerindeki ayin deneyimleri sonrası yaşanan unutmaya varıncaya kadar. Unutma biçimleri insan zihninin karanlık tarafına kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için birebir. Faşist bellekten yoksundur. Hiçbir şeyden ders almaz. Başka bir deyişle hiçbir şeyi unutmaz. Kendi takıntılarının kesintisiz şimdiki zamanında yaşamaya devam eder. Gayet güzeldi. Dediğim gibi arkadaşlar bu da unutmanın önemi, fonksiyonu, faydası ve zararlarını anlatılan güzel bir kitabıydı. Yani bakmanızı da tavsiye ederim. Özellikle kanalda bazı kitapların tanıtımında unutmak nedir? Unutmak niye gerekir? Hani özellikle enformasyonla bilgiyi anlattığımız, yanlış hatırlamıyorsam Bayçulhan'ın kitaplarının ya da külliyatında anlatmıştım onu ben. Hani enformasyonun sıra sıra bilgileri arka arkaya dizdi ve hiçbir şey unutmadı. Ama gerçek bilginin enformasyonlardan arta kalanı. Hani bilgilerin birbiriyle oluşturduğu sentezin zihinde kaldığı, yani o zihin süzgecinden geçen şeyin aslında faydalı, işe yarar bilgi olduğunu anlatıyordu. Bu unutma biçimleri de onun fonksiyonunu anlattığı güzel bir kitap. Evsiz Bir Adamın Güncesi. Bu da bir anlatı arkadaşlar. Etnolog yazar Mark Auge'den etnik kurmacı olarak nitelendirdiği samimi bir anlatı. Evsiz Bir Adamın Güncesi. Emekli olduktan sonra evini boşaltıp eşyalarını satarak arabasında yaşamaya başlayan bir adamın yerleşik düzenden kök salmaktan ve bir yere bağlanmaktan uzak durmaya çalışmasının hikayesi. Arka planda Paris sokakları, ucuz oteller, kalabalığın uğultusu ve her şeye rağmen yerleşik duygular. O her şeye rağmen yerleşik duygular metaforu önemli arkadaşlar. Adam arabasının içinde bir yerlere gitse de hala zihninde o kaçışına sebep olan şeyler sabit kalıyordu. Onu hatırlıyorum. Yaşsız Zaman, Kendi Etnolojini Yapmak. Bu da güzel bir kitabıydı hocanın. Kısacası en derinde bana ait olan, zaman içerisinde beni ölüme, kendi ölümüme yaklaştıran ilerleyişimin derecesi kayıt altına alınmış, çerçevelenmiş düzenlenmelere, özel izinlere, istisnalara tabi tutulmuştur. Eğer yaşımsam ve sadece yaşımdan ibaretsem, özümde herkesin tanıdığı kurallar tarafından sıkıca belirlenmiş sosyal ve kültürel bir varlığımdır. Fakat bu kurallar yığını beni gerçekten ilgilendirir mi? Ben gerçekten 21 yaşıma geldiğimde reşit oldum mu? Bu dönüşüm şimdilerde benimkinden 3 yıl önce mi gerçekleşiyor? Emekli olunca başka biri mi oldum? 65, 70 ya da 80 yaşımdan sonra söyleyecek bir şeyim kalmadı mı? Bu bir özgürlük meselesidir ve uzayan yaşam süresi daha çok kişiyi çemberin dışına atabilir. Fransız düşünür Mark Auge'den Yaşam, Yaşlanma ve Kendini Tanıma Üzerine Bilgece Bir Kitap. Auge, yaşam koçluğu ve kişisel gelişim teorileriyle boğulmuş çağımızda her türlü kurtarıcı ideolojiden uzakta adeta okurlarla sohbet edercesine kediler ve kitaplarla birlikte olgunluğun yollarını arşınlıyor. Bu da güzeldi arkadaşlar. Hani yaşsız zaman dediği şey...
bir de kendi etnolojini yapmak çok havalı bir cümle. Hangi yaşta kendine nasıl bakman gerektiğini anlattığı kitap. Hani toplumun yaş algısıyla senin yaş algının kesişmediği yerlerde neler yapman gerektiğini, gerçekten her yaşın nasıl getirileri olduğunu görmemizi sağlayacak güzel bir inceleme kitabı, tavsiye ederim. Ve belki de benim en sevdiğim kitabı buydu yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Yer Değiller, Bir Üst Modernite Antropolojisine Giriş. Hani buradaki kitapların tamamı çok teknik, akademik kitaplar olmayabilir ama bu gerçekten öyleydi. Günümüz dünyasının somut gerçekliğinde yerler ve mekanlar, yerler ve yer değiller. Hani bunu Fransızcadan çevirdiği için arkadaşlar hani yer değiller. Hani yersiz deyince aynı manayı vermiyor. Yer değiller diye olumsuzlama olarak çeviriyor. Hani karşıtı olarak. Yer değiller birbirlerine karışmakta ve birbirinin içine girmektedir. Neresi olursa olsun bir yer, yer değile dönüşme ihtimalinden asla beri değildir. Yere geri dönmek, yer değillerin müdaviminin, örneğin bir yörenin derinliklerinde ikinci bir konut hayali kuran sığınışıdır. Yerler ve yer değiller onları betimlemeyi mümkün kılan kelimeler ve kavramlar gibi birbirine karşıttır veya birbirini çağırmaktadır. Fransız etnolog ve antropolog Marc Auger de bu eserinde modernitenin aşırılıkla kaim hali olan üst moderniteyi antropolojik olmayan mekanlar yani yer değiller üzerinden işlemektedir. Üst modernitenin mekanları olan yer değiller kimliksizlik, ilişkisizlik ve tarihsizlik üzerinden tanımlanmaktadır. Yani şu son cümle çok önemli. Hemen yer değillere bir örnek vereyim arkadaşlar. Aynen burası. Dünyanın neresine giderseniz gidin havalimanlarının sistemi aşağı yukarı aynıdır. Türkiye'nin hangi yerine giderseniz ya da AVM'nin olduğu yer nereye giderseniz gidin aşağı yukarı aynıdır. McDonald's'lar, bazı özel yerler, korunaklı siteler. Hani bir Japon, herhangi bir Japonya'da bir yerde, korunaklı bir sitede, lüks bir otelde ne görüyorsa dünyanın herhangi bir yerinde, en geri ülkesine bile gitse onun sınıfına hitap eden bir otel, bir alan varsa aşağı yukarı aynıdır. Yani örnek veriyorum Meksika normalde çok gelişmiş bir ülke değildir ama Meksika'nın o özellikle havalimanı, ne bileyim özel tüketim alanları, özel elit mekanları dünyanın her yerinde yani dünyanın en zengin ülkesinde de aynıdır. Buradaki yer değiller meselesi zaman ve mekandan, coğrafyadan bağımsız bir üst yer oluşan her yere yer değil diyor. Çünkü o yerleri bölgesiyle tanımlayamıyoruz. Hatta bir caps görmüştüm ben. Bu konuyu çok iyi anlatıyordu. Bir adam karikatürü var. Havuzda elinde bir bardak. Arka fon aynı, adam aynı. Üstünde şey yazıyor mesela. Tatil fotoğrafı bu ya. İtalya demiş. Aynı fotoğrafının bir kopyası Brezilya demiş. Başka bir yere gitmiş Meksika demiş. Hani mekan siz nereye giderseniz gidin o fotoğraf aynı ya. Aslında o mekanı farklılaştıran hiçbir şey olmuyor. İşte yer değiller o. Bunun antropolojisini yapıyor hoca ve çok güzel. Yani dediğim gibi benim özellikle diğer okuduğum çok atıf verdiğim ne bileyim işte Zygmunt Bauman'la, Jean Baudrillard'la ya da mekan üzerine çalışan kim olabilir? Richard Sennett'le hani onların anlattıklarıyla falan çok benzeştirdiğim bir kitaptı. Tavsiye ederim. Haliyle şöyle son kez göstereyim. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, abone olmanızı, yorum yapmanızı sizlerden rica ediyorum, istirham ediyorum arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.